16 Kasım 2019 Cumartesi akşamı saatler 21.04. Efendim Genç Tatar'ın 42. yayınına hoş geldiniz. Ben Deniz Kalakay. Ben Bayböre. Ben Can Coydu. Evet efendim 42. yayınla beraberiz. Farkındaysa eğer, farkına vardıysanız müzik vermedik bu sefer. 42. yayın 42 Konya plaka. O yüzden bir farklı oldu bizim için. Hemen bir yorum düştü. Onu bir hemen okumak istiyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin Genç Tatar demiş. Kim demiş? Bayram Deniz abimiz demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim hemen bir müzik arası vereceğiz. Daha doğrusu bir müziği vereceğiz. Çünkü ilk biz girelim istedik 42. yayın için. 41. yayında Aruva ise aradan seslendi takipçilerimizi. Aynen öyle. Efendim bugün Kırımoğlu ile alakalı haberlerimiz var. Konuşmamız bir, var. Hem de kutlamamız da var. Kutlamamız var yani. Efendim. Daha sonra böyle parça parça birkaç şey ver hemen. Daha sonra şarkıya gireceğim ben. Tamam. Daha sonra yayından önce yine konuştuğumuz gibi bu sefer ben biraz sana sorularla unutacağım diyebiliriz. Soru cevap gibi bir program olacak diyebiliriz takipçilerimizi. Böyle tutuklanmalarla ilgili, insan hakları ihlalleriyle ilgili bir yayın yapmayı hedefliyoruz inşallah elimizden geldiğince. İnşallah. Hemen Aruvaysa dinliyor zaten bizi. Aruvaysa'cığım evet. Lütfen yorumları aynı şekilde sen de Baybörü'nün telefonuna yolla ki görmediğimiz, kaçırdığımız yorumlar olmasın. Evet efendim şimdi eğer şarkının adı yanlış değilse DJ Ezzy'nin Kafe şarkısı gelecek. Ardından biz konularımızı işleyeceğiz. Evet. İyi dinlemeler efendim. Oh,
Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sizlere öyle bir müzik vermişiz ki açıkçası bu listeyi ben hazırlamadığım için bir şey söyleyemeyeceğim ama çılgınca bir müzikmiş. Onu fark ettik. Kusura bakmayın lütfen. Evet, size diyoruz hem Kırım yöresine şarkı çalacağız diyoruz ama DJ'lerimizle atlamıyoruz tabii ki de. Evet. DJ'lerimiz de bizim çünkü. Onlar da bizim kültürümüz. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet. Evet efendim, şu anda ufak bir şey var. Onu kontrol ediyorum ben şu anda. Umarım doğrudur. Evet, doğruymuş. Doğru olanı kullanıyoruz şu anda. Ama sesimiz nasıl gidiyor bilmiyorum açıkçası. Yani çok da iyi geliyor. Hı. Evet, burada Arıvaysacığım, senin mikrofonun, pardon mikrofon demiş, senin Kulaklar. kulaklığında sorun olabilir efendim. Öyle düşünüyoruz. Evet efendim, telefon sesi dedi mi? Tamam. O zaman başlayalım biz ya. Böyle Evet, yavaş yavaş başlayalım. başlayalım. Anlatalım. Yani bir şeyler anlatıyoruz madem. Hadi o zaman Hı. ilk konuya gir. Hadi bire bismillah. Kırım'ın doğum günüyle başlayalım. Kırmızı doğum gününden mi başlayacağız? Hı. İlk olarak hem de tebriklerimizi de iletelim. Yayına Evet, güzel bir açılış yapalım. şu olması Hı. lazım. Evet. Yanlış bilmiyorsam ben şöyle yaptım. Kırım Evet, oğlunun doğru. evet Doğru değil Cönder mi? doğru. Papazla görünce bir şaka Yok. geçirdim de. Evet, onun da güzel bir ayrıntısı var. Onu da bilerek aldım. Yani Kırım oğlunun doğum günü için geçtiğimiz günlerde kutladık onu biz de. Kiev'de Kırım oğlunun doğum günü için iki ayrı resepsiyon düzenlemiş Kalakay. İlk olarak bir otelde düzenlemişler ve yaklaşık 150 misafir katılım göstermiş. Burada da şöyle güzel bir ayrıntı daha var. Kırım milli liderimiz Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, yani ağamız, burada doğum gününde, o güzel kendine ait güzel günde kendini hediye alınması yerine Kırım Tatar siyasi tutsaklarının adına Kırım Vakfı'na bağış yapılmasını istiyor. Böyle güzel bir davranış da oluyor. Daha sonra katılımcılar arasına baktığımızda Kırımoğlu'nun torununun da katıldığını görüyoruz, yani dedesinin yanında. Ukrayna'dan eski devlet kademelerine ve yeni şu andaki mevcut devlet kademelerinden de katılımlar var. Eski Başbakan, Ukrayna Ulusal Güvenlik Konsekreteri gibi katılımlar var. Burada din adamlarından da katılım oluyor. Hem Kiev'deki Müslümanların temsilcinin müftülükten hem de Ortodoks Kilisesinden de katılım var. İki cemaat de Kırımoğlu'nun doğum gününü kutluyor burada. Özel bir birleştiriciliği de var aslında. Burada bizim gene mücadelemizin güzelliğini görebiliyoruz. Hani her tarafı kapsayan şiddetsizliğin getirdiği güzel bir netice olarak değerlendirebiliriz diyelim Kalakay. Daha sonra buradan hani bir de Kiev Valiliğinde de yapılıyor tören aynı zamanda. Orada da Ukrayna Parlamentosu şu andaki başkan yardımcısı Gerashchenko bir konuşma yapıyor. Diyor ki, bana göre Kırımoğlu'nun kişiliği henüz Ukrayna ve dünyada yeterince takdir edilmedi. O Gandhi ve Saharov'la aynı kademede duruyor gibi yine Kırımoğlu'nu öven açıklamalarda bulunuyor. Daha sonra Kırımoğlu kendisi hakkında yazılan Gülnara Bekirova'nın yazdığı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Liderin Yolu kitabını da imzalıyor. Bir imza gününden de geçiyor. Hatta bu eski Ukrayna Başkanı Poroshenko için de imzalıyor. Bu şekilde Ukrayna'da kutlamaları yapılıyor Kırımoğlu'nun. Türkiye'de de gene yanlış hatırlamıyorsam Emel Vakfı'nda anma gecesi düzenlenmişti Kırımoğlu için. Buradan gene biz tebriklerimizi ağamıza, inşallah bir dahaki doğum gününde Özgür Kırım'da kutlaması için gene tebriklerimizi gönderelim diyorum ve son olarak kalak. Eyvallah kardeşim. Şimdi ben bir fon müziğini değiştirmeye çalıştım da Tamam. o yüzden uğraşıyorum. Umarım bir önceki müzik Metin Batur'un Ayıcılar Oyunu müziğiydi. Maalesef çok fazla yüksek ses geliyor gibi geldi bana. O yüzden değiştirmek zorunda Evet, kaldım. tamam. Şimdi Evet. ayarladıysak güzel. Umarım ayarlamışızdır. Şu anda dinliyorum ben de. Tamamdır. Bakacağım. Umarım olmuştur. Evet. Dediğim gibi Özgür Kırım'da umarım Hı. İnşallah Özgür Kırım'da kutlarız. Kutlarız. Çok Yeniden dediğin güzel gibi olur. sana dediğin gibi tebrikleri gönderelim burada. Evet efendim. Şöyle kontrol ediyorum bu arada. Fon müziğinde aynı zamanda yorumlarımız var. Yorumlarımızı da bir okuyalım. Okuyalım. Cahit Can'ın bir yorumu var. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar gençler demiş. Çok teşekkür ederiz Cahit Bey'e. Bu arada Arabistan tarafından dinleyicilerimiz var. Onları görüyorum. Onlara da bol bol selam söylüyorum. Ha. Yağbayat köyünden giden umrecilerimiz var orada Evet, şu biz de anda. selamlarımızı gönderelim. Velican'ı gördüm en çok. Ona da bol bol selamlarımızı iletiyoruz diyorum. Evet efendim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Paylaşımlar yapıldım bilmiyorum. Maalesef ben yapamadım. Şu anda Arvaysa yapıyor sanırım. Ama gruplarda gördüm paylaşımını Gördün da. değil mi Hı, yorumları? yavaş Çok iyi. yavaş yapıyor. Arıvaysa yaptıysa mükemmel bir durum.
Evet efendim, biraz aksın. Bak sesimiz çok farklı geliyor şu anda, biliyor musun? He, o zaman müzikten dolayı Yok, sana böyle müzikten yapılmış mı? değil, ortamdan kaynaklı. Ses izolasyonu olan bir mekanda Ha sesi evet, şu anda başka yapınca biraz yerdeyiz. daha farklı oluyor. Böyle bir durum var, ilginç bir durum. Evet efendim, o zaman bir sonraki konuya geçiyor muyuz? He, geçelim bu sefer de güncel bir konuya. Hemen 16 Kasım'la ilgili. Yani bugün başlayan bir konuya geçelim. Buradan hemen Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin yönetim kurulu toplantısının haberini vermek istiyoruz. Onu Buradaki mu temsilcilerimize. vereceksin? Öyle Evet. mi? Evet, ona dedi. Pardon, 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 pardon. Ben Evet. başka bir şey açtım, kusura Evet. bakma. Onda bir O başka zaman özür. hangisiydi o? Burada biraz aşağıda olması lazım. Kongre Bu toplantısı toplantı. başlıklı olan. Evet. Evet, Şu anda tamam. resimler karıştı. Şu anda çünkü bugün Baybür hazırladı bazı Hı. şeyleri program Evet. üzerinden. Biraz daha son anda yetişince tam bir oturtamadık. Kusura bakmayın Evet. diyelim. Evet, 16 Kasım tarihli bir haberimiz bu da. Gene Kırım Haber Ajansı'ndan aldık. Burada Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu toplantısı Kiev'de gerçekleştiriliyor. Şu anda gene toplantıdan resimleri görmekteyiz. Burada toplantının açılışında gene Kırım Müftüsü Aydır Rüstemov'un doğasıyla açılışlar başladı ve toplantı başlıklarına baktığımızda burada işgalcilerin burada Kırım'da yaptığı insan hakları tartışıldı daha sonra burada. Yeni işgal hakkında yapılan çalışmalar hakkında son durumlar orada tartışıldı. Ne gibi politikaların yapabileceği tartışıldı. Diyasporada yapılan faaliyetler gündeme geldi. Daha sonra bir nevi projesi. Sonra Litvanya'nın 2001'i Litva Tatarları yılı ilan etmesi gündeme geldi de kalakay. Burada baktığımızda daha başka Hacı Giray Anıtı Kongre İdare Heyeti'nin önceden aldığı kararların hayata geçirilmesi gibi büyük başlıklar tartışıldı. Orada gene hani 2001 Litvanya'nın Litva Tatarları yılı ilan etmesi. 2021. Evet, 2021'i Litvanya'da Litva Tatarları yılı ilan edilecekmiş. Evet. Çok güzel bir ayrıntı burada. Daha sonra burada resimleri de gördüğümüzde yani katılımcıların önünde herkesin nereden geldiğine dair isimler yazıyor. Burada yine bir ayrıntıyı da daha atlamamış büyüklerimiz. Hemen şu anda resimde gözüküyor. Burada Ervin İbrahimov'un da ismi var. Ben değinecektim, sen değindin. Hı. Çok güzel oldu, evet. Evet, Ervin İbrahimov yani kaç yıldan beri haber alamıyoruz burada yaklaşık. Ne olduğu bile meçhul. Ervin İbrahimov gibi daha nice Kırım Tatarları var aramızda. Yani onları işgalci Rusya'nın burada yine zorbalığını görüyoruz. En yakın zamanda onları da bulacağımızı ben ümit ediyorum diyelim. İnşallah. Daha sonra kongre yönetim kurulu üyelerinden de tam katılım sağlanarak toplantı şu anda sürmekte devam ediyor diyebiliriz Kalakay. Kısaca haberimizi de böyle aktaralım önemli başlıklarıyla. Devam ediyor mu şu anda? Şu anda bildiğim kadarıyla devam ediyor ya da Tarihler ne bitmiş zamanlar? midir? Yani şu anda 16 Kasım 2019 tarihli haber yani yeni haber sayılır. Ha, ya bugünün Yani haberi. birkaç günlük yani dünyada bugün toplandı kurul Evet kongre. yani tam tarihi tam verelim diye çabalıyorum, biliyor musun? Valla tam tarih 16 Kasım 2019. Yani bugün. Şey aldığım haberin tarihi mi bu? Yoksa Haberin tarihi benim gördüğüm dedi yani ya dün ya ona ben de tam karıştırdım. Ya dün ha ya da tamam. bugün toplandı da yani 1 2 günlük haber. Yani zaten 2 gün oluyor genel kurullarımız, genellikle Hı. toplantılarımız. Evet. Evet, Dünya Kırım Tatar Kongresi yönetim kurulu tekrar toplandı. Değerlendirmeler Hı. yaptılar, planlamaları yaptılar. Evet. Önümüzdeki günlerde bakalım neler olacak. Evet. Yani 8 Ağustos, 9 Ağustos 2020'de de Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin genel kurul toplantısı yapılması kararlaştırılmış. Evet, bu ne? Kongre, bu neymiş? Kongre Hazırlık Komitesi mi bunlar? Şu isimler mi? Evet, bunlar ne? Bunlar Kongre Hazırlık Komitesi'ni oluşturan isimler. Öyle Orada mi? yazıyor. O zaman hemen Kongre Hazırlık Komitesi'nde bulunanların isimlerini sayalım. Tamam. Milli Meclisimiz ve Dünya Kırım Tatar Kongre Başkanı Refat Çubarov, Kongremizin Başkan Yardımcısı Lenur İslamov, Zevcet Evet. Kurtömer, Kırım Derneği Genel Başkanı ve Kongremizin Başkan Yardımcısı dedik değil mi? Mükremin Mükremin Bey, Mükremin Şahin. Şahin, Kongremizin Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili, derneğimizin Genel Başkan Vekili Avukat Namık Kemal Bayar Evet. abimiz. Yine aynı şekilde Kırım Tatar Teşkilatları Platformu ve Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Çivit Çivi. beyefendi. Eskişehir Kırım Eskişehir Türkleri. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Evren Olcay Olacak. beyefendi. Kırım Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İşten, Samir Menan, Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kırım Derneği Romanya Şube Temsilcisi Metin Ömer,
Kongremizin Koordinasyon Kurulu Polonya Üyesi ve Polonya'daki Kırım Tatar Diyasporası'nın temsilcisi Nedim abi, Nedim Hüseyinov. Litvanya Başbakanı Etnik Azınlık Meselesi'nin sorumlu kamu danışmanı. Büyük ihtimalle size devam ediyor. Burada Dünya Kırım Tatar Yönetim Kurulu Üyesi Adas Yakubovic ve Kırım Tatar Milli Kurultayı Denetim Komisyonu Başkanı Ali Özenbaş isimleri gözüküyor. Evet, bunlar 2020 yılındaki kongrenin hazırlık komitesinde yer alan isimlerimiz. Bundan sonraki haberimiz nedir efendim? Bundan sonra bir önceki resim açtığımız habere dönelim o zaman. Kırımoğlu'na özgürlük ödülünden bahsedelim. Tamam. Ben de hemen notlarım arasında onu ayarlayayım. Ben de arada o zaman şöyle bir şey yapayım. Şunu açayım, şunu kapatayım. Sonra şunu açayım. Sen tamam dediğin zaman da onu açayım. Ben tamamım. O zaman açtım. Evet. Bak bir aslan çıktı. Evet. Kırımoğlu'na özgürlük ödülü takdim başlıklı. Burada anekdotumuzu da aktaralım. Evet. Yani Ukrayna, bak yine başkent Kiev'de 7-10 Kasım 2019 tarihleri arasında bir özgürlük zirvesi gerçekleştiriliyor. Ve burada da Kırım Milli Liderimiz Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri Partisi'nin özgürlük ödülü takdim ediliyor kanka. Burada ödülün de takdim edilme nedenlerine baktığımızda yine hani hayatı boyunca adamımızın milletimize hizmet etmesi ve hem Sovyet rejimine hem de işgalci Rusya devletine karşı cesurca karşı durdu, mücadele ettiği için bu ödüle layık görüldü ve ödül takdim edildi. Bu ödülü takdim eden organizatörlerin de bir ifadesi var şu şekilde. Kırımoğlu hayatını özgürlük düşmanlarıyla mücadeleyle geçirdi. Çocukken ailesiyle birlikte Stalinistler tarafından Kırım'dan zorla sürgün edildi. Gençken Kırım Tatar Gençler Birliği'ni kurdu. Yetişkin yaşlarında da anti-Sovyet eylemleri için hapse atıldı ifadelerini kullandı organizatörler. Peki Kırımoğlu'nun da bir açıklamasından aktaralım. Böyle ödüller bizi çok sevindiriyor. Çünkü bu ödüller işgalcilere karşı yürüttüğümüz zor mücadeleyle dayanışma ifadesi olduğunu belirtiyor. Ve bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesidir diyerek bir açıklaması ne görüyoruz burada Kalakay. Daha sonra burada özgürlük ödülünü aldıktan sonra burada hem özgürlük ödülünü Mustafa Ağamız'la işgal altındaki Kırım Tatar siyasi tutsaklara da bir nevi itham ediyor diyebiliriz. Burada onlara göre diyor ki yani Kırımoğlu'na göre işgalcilerin nefretinin sebebi milletimizin boyun eğmemesi olduğundan bahsediyor burada. Yani Kırım'ın Tatarlarının %99'un yani tamamının sözde 2014'te gerçekleşen o referandumu boykot etmesi, daha sonra boykottan sonra işgal karşıtı mücadeleye girmesinin işgalcilerin nefretine sebep olduğunu ve sindirmeye çalıştığından bahsediyor ağamız burada. Ve bundan sonraki mücadelemizde de yine vazgeçmeyeceğimiz ve işgalcilere boyun eğmeyeceğimizi belirtiyor Kalakay. Yani evet. Tutuklamalardaki birazdan bahsedeceğim tutuklamalara yönelik de bunlardan kaynaklandığından bahsediyor. Yani işgalcilerin nefreti ve Kırım Tatar halkının sindirilmesi olarak belirtiyor. Çok güzel. Evet efendim, güzel bir konuşma daha, güzel bir bombardıman, laf bombardımanıyla Kırımoğlu bu işi de halletmiş. Şöyle yapalım. O zaman bir müzik arası verelim biz. Hemen şu şekilde yapalım. Bir sonraki müziğe bakalım. Eğer listedeki adlandırma yanlış değilse Elmas Kakura'dan Anam şarkısı. Ben geçmeden Arvasya'dan bir yorum geldi. Tamam. Ona da bildiğim video partisinden gelmiş. Elvira Temirova hayırlı akşamlar, saygılar, selamdan Kırım'dan diye yorumunu göndermiş bizlere. Elvira Hanım'a da teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet efendim. O zaman Elmas Kakura'dan Anam şarkısı sizlerle efendim.
sık dervanım, sanki kervanım. Geçip gitkenine bakan en yanam. Mem sırlarla mı, kimge aydayım? Tek sensin benim sırdaşım anam. Anam anacığım, sevgili anam. Yakşı ki sen varsın, candan kuvanam. Men için mukaddes bir danem anam. Sen benim kıymetli azizim anam. İçin mukaddes bir tanem anam. Sen benim kıymetli sırdaşım anam. Afakanlana, yürek çapalana, ateş dayana. Derdim tok mege, yakın insanı yok. Ve kene sensin sırdaşım anam. Anam anacığım, sevgili anam. Yakşı ki sen varsın candan kuvanam. Men için mukaddes bir danem anam. Sen benim kıymetli azizim anam. Men için mukaddes bir danem anam. Sen benim kıymetli sırdaşım anam. Sevgili anam, yakşı ki sen varsın candan kuvanam. Men için mukaddes bir danem anam. Sen benim kıymetli azizim anam. Men için mukaddes bir danem anam. Sen benim kıymetli sırdaşım anam. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Değil mi Baybörü? Evet, devam etmeye çalışıyoruz. Evet, devam etmeye çalışıyoruz. Bir yorum gelmiş video partisinden. Yahya Çiftçi'nin yorumu. Selamlar Kırımlı kardeşlerime demiş. Ve aleyküm selam Yahya Bey'e. Teşekkür ediyoruz efendim. Al şu telefon sende dursun. Ekranda bende dursun. Açalım. Evet. Şimdiki konumuz, önce konuyu söyle lütfen, rica ediyorum. Hı hı. Yok, bu konuyla ilgili resim yok. Yok, tamam. Eyvallah. Yani artık hani tutuklamalardan, insan haklarından bahsettik. Yavaş yavaş artık konumuzun ana kısmına geliyoruz. İlk olarak burada gene ağamızdan bahsedeceğiz. Kalakay, yurttaşlarımıza.
Yani burada Kırım oğlunu, yani ağamızı bildiği, hepimizin bildiği üzere Kırım'a girişi sözde işgalci bakanlar tarafından yasaklandı. Kendilerine göre. Hani sebebi de sözde Kırım'daki huzuru bozma vesaire vesaire gibi. Bu iş yasak normalde 5 yılda süresi ancak 2014 yılında verildi. 2019'da yani 3 Mayıs'ta bitiyordu yaklaşık ama 3 Mayıs'tan bugüne Kasım ayına geldik ama ağamız hala Kırım'a giremiyor. Sözde yasaklar devam ediyor. Yasak bittikten sonra ağamız hakkında yaptırım listesine adını yazılmışlar. Yeni davalar açılmış vesaire gibi de sözden uydurma sebeplerle ağamızın gene vatan Kırım'a girişi yasak. Yani sadece Kırım oğlunun değil, hani Refat Çubarov ağamızın da gene aynı şekilde Kırım'a girişi yasak. Sözde işgalci makamları tarafından. Peki 2014'teki o işgali getiren olaylarda ne oldu? Gene ona baktığımızda geriye dönüp. Orada da ağamız Kırım'a doğru gittiğinde vatandaki milletimiz Kırım'ı ağamızı karşılamak için gene sınır bölgesine doğru gidiyorlar. Ve onu yarımadaya sokmaya doğru o yoldan yürürken işgalciler yol kesip durduruyor bütün milletimizi. Oradaki hem Kırımoğlu geri gönderiyor hem de destekleyen katılımcı milletimiz de sözde tutuklamalara maruz kalıyor. Para cezasına, 10 bin ruble civarlarındaki para cezasına çarptılarak onlar da suçlanıyor ve birçoğu hapislerde kalıyor. Bu şekilde bir insan hakları ihlali ilk zincir olarak böyle başlıyor diyebiliriz. Hatta Reşat Ahmetoğlu'nun da katledilmesi süreci var yine işgalde. İnsan hakları ihlalleri bu şekilde bir süreç olarak başlıyor ve günümüze kadar geliyor. Bizim konumuzun ana gidişatı da bu şekilde olacak diyebiliriz takiplerimiz için. Evet. Baktığımızda yine diğer tutuklama haberlerimiz de var. Bu sefer mesela kim var? Burada var mı? En üstteki mi? Evet, en üstteki. Burada bir yüzücü sporcu haberimizden bahsedeceğiz. Hani bu gene Kırım Tatar olmasına da gerek yok. İşgalcilerin zulmüne maruz kalmak için. Burada Kırımlı yüzücü, yani Akyar Rusçasıyla durmaz. Sivastopol yüzücü Oleg Sofyanik de burada Kırım sürgün, yani sürgünde hayatını kaybeden, soykırımda hayatını kaybeden soydaşlarımız için Türkiye'den Kırım'a doğru bir yüzüyor, yani 71. yıl anısına. Daha sonra yine tutuk bu insan hakları ihlallerine karşı yine bir yüzme eylemi gerçekleşiyor. Sadece sportif faaliyetle protestosunu gerçekleştiriyor ancak 16 Kasım, yani yine güncel bir haberle bu Oleg Sofyanik de tutuluyor Rusya'nın sınır servisi görevlileri tarafından. Burada bir saatlik alıkonuldum diyor kendisi açıklama yaptığında. Sebebi sorulduğunda neden beni tutuklandığınızda bir sebebin cevap alınamıyor, bilmiyoruz gibi sözde ithamlarla cevap alınamadığından bahsediyor. Moskova sınır servisi ta emri burada gene aslında nereden geldiğini belirtiyor ve Moskova'dan gelen bir emirle tutuklandığından bahsediyor. Burada Oleg Sofyanik. Burada hemen sana ilk soruyu yönelteyim o zaman Kalakay. Hani sor bakalım. Buradan programın akışını bu şekilde götürmeye çalışayım. Tamam. Ben de elimden geldiğince. Hani burada Kırımoğlu'nun ağamızdan bahsediyoruz. Ona ilk olarak onunla başlıyor. Hadi bu gene bizim milletimiz boyun eğmediği için diyelim. Ama burada gene sadece bir yüzücünün de tutuklanma durumu var. Burada sadece hani sürgünle de hayatını kaybedenler anısı için de yazıyor ki bir baktığımızda hani sözde işgalcilerin de yayınladığı raporda Kırım'daki sürgün için anıt koyduk, onları iyileştirme yaptık gibi sözde iddialar var. Ama sürgün anısı için sadece sportif faaliyet olarak yüzücü burada tutuklanıyor. Yani bu olayı peki sen nasıl yorumlarsın? Böyle biraz genel oldu ama tam oturmadı. Eyvallah. Şimdi ilk başta şunu bir soralım. Yüzücümüzün milliyeti nedir? Irkı? Yani burada Rus. Yani Rus. Kırımlı yüzücü olarak belirtiyor. Kırım Tatar değil. Evet. İsmini tekrarlayalım. Oleg Sofyanik. Neden tekrarladık? Hani yüzücümüzün ırkını, hani milliyetini belirleyelim diye. Bu iki olaya baktığımızda toplum nezdinde infial yaratmaması amacıyla engellenmiş olma ihtimali var. Nasıl yani? Siz düşünün ki yıllarca Sovyetlerle mücadele etmiş bir insan. Bir insan sadece, öyle düşünün. Daha sonra Kırım işgal olduktan sonra tekrar o topraklara girmek istiyor. Ki zaten oradaydı ama neyse. Diyorlar ki hop arkadaş sen yasaklısın. Bunun bir korku nezdinde. Hem halkımızın boyun eğmemesi, evet Kırım oğlum dediği gibi bu şekilde. Bir de şu durum var. Toplum nezdinde bir infial yaratmak. Yani toplumun şahlanışını engellemek amacıyla bu durum söz konusu. Neden? Lideri
konumunda olduğu davamızda onun sözü emir gibi kimi insanlar için bu şekilde ve bu sayede halk harekete geçebilecekti. Evet. Bölgenin içerisinde olması. İkincisi ise tanınmış bir insan, insan hakları savunucusu ve ona yapılacak herhangi bir hareket, yanlış bir hata uluslararası toplum nezdinde de yine aynı şekilde bir tepki, bir reaksiyon ortaya çıkaracaktı. Bu yüzden dediler galiba sen giremezsin, yasaklısın. Kendilerini korudular aslında. Toplumun tekrar harekete geçmemesi amacıyla yapıldı. Evet, Yüzücü'ye gelelim şimdi. Neden Yüzücü? Kırımlı, tamam. Kırım Tatarı değil ama isminden de belirttiğimiz gibi. Ama neden bu adamı hani tutukladılar? Neden bu adama böyle bir muamele yaptılar? Nedeni çok basit. Kırımoğlu'na neden Kırım'a girmesi yasaklandıysa ona da bu yüzden diyorlar ki arkadaş sen toplum nezdinde bir hareket yapacaksın. Toplumda o ateşi daha doğrusu barut haline gelmiş toplumu ateşlendirecek konumda bu hareketler. Yani toplumlar genellikle bu tarz ufak kıvılcımlar arar harekete geçmek için. Kimi zaman bir ekmek durum, kimi zaman bir ekmek, kimi zaman bir insanın yaptığı hareket, kimi zaman Mısır'da da görüldüğü gibi sıradan bir insanın, Muhammed ismi yanlış hatırlamıyorsam Muhammed Mısır Mursi değil, kendini yakan, tezgahtar, seyyar satışı bir adam, üniversite mezunu olması lazım. Şimdi bir yanlış bilgi vermeyeyim. Bu adam kendini yakıyor, daha sonra eylemler başlıyor Mısır'da. Doğru, Arap Baharı olarak. Arap Baharı'nın başladığı ateş, küçük bir kıvılcım. Bunlardan korkuyor insanlar. Hele o Ruslar var ya, bunlardan çok korkuyorlar. Yani, evet abi korkuyorlar ama biz hani hiçbir şekilde bunu şiddetli silahlı mücadeleye dökmüyoruz hani. Yine şiddetsiz bir şekilde insan haklarını savunarak yine demokrasi yoluyla mücadelemizi sürdürüyoruz ama hani senin de dediğin gibi burada Kırım'a yönelten suçlamalara baktığımızda hani geriye dönüp baktığımızda işte hani sözde terörist gibi akla hayale gelmeyecek suçlamalar da vardı. Evet. Ondan sonra Kırım'da sabotajlar yapıyor gibi saçma sapan iddialar da vardı. Yani bunlar da kendilerini bahane uydurmak için neler söyleyeceklerini şaşırıyorlar aslında. Aynen öyle ve aynı zamanda yaptıkları eylemleri haklı göstermeye çalışıyorlar bu sayede. Böyle bir durum da var. Şöyle düşün. Senin evine saldıran ya da sana saldıran biri olmadıkça sen kendini koruma zorunluluğunu hissetmezsin. Yani. Deseler ki ya bu adam bana saldırıyor, o zaman kendini koru. Bu adam bunu yapıyor. Evet. Bunlar bunu yapıyor yani kendilerini korumak için yani meşru müdafaa durumunu göstermeye çalışıyor eşekler. Doğru, aslında hani kendi propagandalarına baktığımızda sözde Kırım onların toprağı ezelden beri 1783'te o sözde kurtarıldı gibi saçma sapan yine iddiaları var. Acayip ya, bunları anlamak zor gibi düşünüyorum ben de. Ya anlamak kolay da bunları alt etmek şöyle biraz daha zaman alacak sadece. Hı hı. Evet, dinleyici sayımız düştü. Neden düştü? Yorumlarımız mı sıkıcı geldi acaba? Yani sonuçta toplumla alakalı konuştuğumuz şey, hı hı, ki Kırım'daki halkla alakalı konuştuk. Evet, yani biraz da güncel konulardan bahsediyoruz. Yani, hafızamızı tazelemek de lazım arada diye düşünüyorum. Evet Osman, bir sonraki konuya geçelim. Var mı başka sorun, önce onu sorayım. Yok, bu konuda parça parça böyle. Eyvallah. O zaman bir sonraki konuya geçelim. Yine bir işgal karşıtı. O zaman bir fotoğraftan mı değiştirmem lazım? Yok, hani bu dursun istersen ya da bunu kapat diye. Tamam, yani oldu. Yine bir aktivist haberinde devam edeceğim ben kalarken. Burada da yine Kırım işgaline karşı çıkıp, bu sefer yine 7 Kasım tarihli bir haberimiz. Yine güncel haberimiz. Burada yine bir aktivistten bahsediyoruz. Damir Muhammedeyev ismi. Aslında bu da Kırım işgaline karşı çıkıyor ve bunun üzerine tehdit edilip hatta darp ediliyor ve Rusya Federasyonu terk etmek zorunda kalacak. Diyor ki şöyle bir açıklaması da var. Ben can güvenliğimden endişe duyuyorum diyor ve bulunduğu yere açıklanmaktan sakınıyor. Hı hı. Hatta diyor bir planımız yoktu. İlk zamanlar burada SSCB'nin yani eski Sovyetlerden, bunların cumhuriyetlerinden birinde saklandık. Oranın da güvenli olmadığını anladım. Hani hala işgalci Rusya'nın etkisinden de devam ettiğinden bahsediyor ve batıya gittiğinde bahsediyor. Güvenlik nedenlerinden dolayı da tam yerimi açıklamıyorum. Hani can güvenliğimden endişe ediyorum diyor. Ve bunun eylemin yani yapmasına, bu suçlamaların can güvenliğinin tehlikeye gelmesinin sebeplerine ne burada kalıyor? Sadece 1944 yeni sürgünü anmak için, soykırımı anmak için Kaliningrad, yani Rusya'nın şehrine tek kişilik bir gösteri düzenliyor.
Yani buna bile tahammül edilemiyor işgalci tarafından. Edilemiyor. İlginç değil mi? Tabii şöyle ki bu tek adam karanlık olan bir odaya mum ışığıyla giriyor da o yüzden. Evet. Ya da bir el feneri tutuyor karanlığın içine de ondan korkuyorlar. Yani tüm gerçekleri aydınlatmaya mücadele ediyoruz. Evet. Daha sonra geçen haftaki günlerde bir Ahşi Seyit Muratova ismi vardı. Burada gene Kırım Tatar Milli emektarımızın tutuklanma durumu vardı. Yine insan hakları ihlali olarak bahsediyoruz. Buna getiren süreci ben kendimce biraz toparlamaya çalıştım aklımda şöyle. Çok uzun değil değil mi? Yok, kısa hemen böyle ana başlarında bahsedeceğim. Burada yine 30 Ekim tarihli bir haberimiz var. Burada Ahşi Seyit Muratova Kırım'da, işgal altındaki vatandaş Kırım'da ilk olarak Kırım Tatar gençleriyle bir araya geliyor ve burada bir etkinlik de düzenleniyor. Burada Kırım Tatar öğrenciler katılıyor daha çok gençler arasında. Burada Kırım Tatar Milli Hareketi'ne nasıl katıldığını, sürgünde ve hapishanede geçirdiği yıllar yani mücadele yıllarını anlatıyor. Burada geçmişe dair biraz sohbet havasında gibi geçiyor. Da diyor ki bir uzaylılar bile gelse, hatta Kırım'a gelse burayı terk etmeyeceğiz. Hani biz vatanımızda yaşayacağız gibi bahsediyor. Halkımız kendi ana dilini korumalı gibi. Burada milletimizin temel dayanaklarından bahsediyor. Gençlerle burada hasbihal ediyor. Onlara tecrübelerini aktarıyor. Bu olaydan hemen birkaç gün sonra Ahşi Seyit Muratova işgalcilerce alıkonuyor. Peki tarih kaç? 8 Kasım. 30 Ekim'de 8 Kasım arasında hemen tutuklanıyor. Ahşi Seyit Muratova da 82 yaşında. Bu arada onu da belirtelim. İşgalciler için bu genç, yaşlı veya ihtiyar hiçbir şekilde fark etmiyor. Yani karşılarındaki sanki bir insan değil de başka türlü muamele yapıyorlar. Onlara karşı ne denirse hemen tutukluyorlar. Burada ilk tutuklanma duyurunda Refat Çubarov, yani Kırım Tatar Meclis Başkanımız, Milli Meclis Başkanımız aktarıyor. Ve diyor ki 82 yaşındaki efsane Ahşi Seyit Muratova alıkonuldu ve onun nerede olduğunu bilmiyoruz diyor. Yine Kırım Tatar diğer aktivist gazeteci Ediye Müslümova da burada diyor sınır noktasında tutuklandığından bahsediyor. Gece gene hani karanlıktan bahsediyor. Yalnız başına telefonsuz, yani hiçbir şekilde irtibatsız olduğundan bahsediyor. Onun nerede olduğunu bilmiyoruz diye bir açıklaması var. Bundan sonra gene saatler ilerledikçe Ahşi Seyit Muratova'nın başka noktalara taşınıldığından bahsediliyor ve ertesi gün saat 9 Kasım'da gece 2 sularında Ahşi Seyit Muratova'nın serbest bırakıldığı haberi geliyor. Burada işgalcilerden sınırı geçmeye izin alamadı. Artık Seyit Muratova'nın da yani vatanda bir nevi hapis hayatına maruz kaldığını, açık hava hapishanesi derler yani. Bütün milletimiz gibi onun da açık hava hapishanesinde kalmaya mecbur bırakıldığını gösteriyor Kalakay ve Akmescid'de ev hapsine alındığından bahsediliyor. Ahşi Seyit Muratova 82 yaşındaki bir kadından bahsediyoruz yine. Hiçbir şekilde baktığımızda onların işgalcilerin politikalarının değişmediğini, sürekli bir sindirme harekatında olduğunu görüyoruz gene. Hani milliyeti de fark etmiyor artık. Evet. Yüzücü de olsun, gene Kırım Tatarı da olsun fark etmiyor. Yani cinsiyet yani ve ırk hiçbir şekilde fark etmiyor bu insanlar için. Yani onlar için en azından. Sıkmış olabiliriz belki diye düşünüyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ya, olabilir mi? Bir müzik mi versek? Olur, verelim onu. Değil mi? Bir müzik verelim mi? Kaç dakika konuştuğumuzu bilmiyorum ama takipçilerimiz de biraz dinlensin biraz daha dinlensinler. Bu arada ben hemen kontrol edeyim ne çalsak diye. Şuna bir bakayım. Bunu çalmıştık değil mi biz demin? Şimdi bundan olmamız lazım. Altındaki. Evet. Yeşil Ada grubu olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Hediyem. Hediyem şarkısı var. Güzel, böyle biraz oynak bir şarkı. Sizlere şeyine sunalım. Sona mı saklayalım? Yok, şimdi sunalım. Evet. Ben bir an başka bir yere daldım da. Evet efendim, Meşil Ada Ediyem sizlerle birlikte. Sevgene
de havada kuş gibi uçarım seni gene de ayaklarım kesildi yar seni kor gene de ayaklarım kesildi yar seni kor gene de sarhoş sarhoşum ben öyle sevgiden bir tanemsin yarem yenem ediye bir tanemsin yarem yenem ediye. Gecemiz bitmesin, uykuma gelirsin. Gecemiz bitmesin. Korazlara söyledim, erken de bekleysin. Korazlara söyledim, erken de bekleysin. Sarhoş, sarhoşum ben. Böyle sevgiden bir tanem seni yarayım, benim edeyim. Danem seni yarem yenem ediyem sarhoş sarhoşum ben böyle sevgiden bir danem seni yarem yenem ediyem bir danem seni yarem yenem ediyem. Zamanda geçecek baktı yaşar milletim.
gönlümde dertler pihan deryası. Halkımızın inle dertler yarası. Gurbet oldu onlara son kime can. Yat yerler oldu halkıma imtihan. Devirler keçe geçip gidecek zaman. Kırım toprağı güller açacak inan. Devirler keçe geçip gidecek zaman. Kırım toprağı güller açacak inan. Kırımdır menim tuğan aziz yerim. Kırımlıdır menim yekene canım halkım. Kırımdan başka vatanım yoktur menim. Bu zamanda geçecek baktı yaşar milletim. Kırımlıdır menim yekene canım halkım. Kırımdan başka vatanım yoktur menim. Bu zamanda geçecek baktı yaşar milletim. Baltazar Bey! Hola! Tohta! Sen kimsin? Ne babasının felanımında kıdırasın? Aşık bana yönet. Ben bayına geldim. Öldürme beni. Lafım var. Rustem Kurtmemetov. Ben mühim bir meselenin sizge geldim. Laf edebilir misin? Otur haydi. Соны айтайды. Не істейсің? Балтазар бей, мен сіздің Дүлбер қызыңызды көрдім ве дегендім. Керек десем оңа әйленмеге істейін. Сен кімсің асыл? Сен аңлайсың сен қанда келдің? Сен керектен де зұр-зұр екенсің. Мен енді әр шені түшіндім. Тойымыз олажақ. Күзел бір жерде кемане чалам арасыра тойларда. Білесіңіз бұл кім? Кім? Никахымас. Мен тойлар чалам, кемане чалам деп. Киралық енді евде ала білерім. Оны бақытлы етерім. Олар япарық. Кирада яшайжам. Сен мен қызымы көрдің ма асыл? Ағам бақ оңа. Сұм сұрдыру. Бекім шымды яндырайым оңа. Ей, башташ. Сен әртешке соқылма. Бейм, мен сізге да керекім? Йоқ. Ханым, сізге бар адам келді, көрмеге істей. Кім о? Насылдыр, білмейм. Bu nedir?
Bu baş getirdim. Ya ben adam niye laf etim? Brozum olganda getirir misin mi onu? Şimdi bu koy başı. Babam bu günleri kurban çaldı. Keşken bayrağın var hayırlı olsun. Aa, Allah razı olsun. Al haydi. Son, sen çır çıplak kotnen gelip, utanmayıp benim evimde benim kızımın kolunu sorasın. Sen utanmaysın mı asıl? Selam aleyküm babacığım. Aleyküm selam kızım. Sen var biz özümüz laf eteriz kızım. Yok, ben de dinlemek isteyim. Sen bak bu sersemge kelgen, seninle yaşayacak eken. Kirağa ev tutacak, bilmem kayırda toy yapacak. Son beraber yaşayacak eken, seni bahtlı yapacak insan eken. Aydın, ben meseleni anladım. Bağışlarsız, yakışık alın. Alo. Evet efendim, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buyur canım. Cancoydu içeri çay bardaklarla girdi. İçeriye çay bardaklarla. Bardaklar boş. Çay arkanda, çay dolduracağım. Aferin sana, aferin. Hemen yayınımıza devam edelim. Hemen yayınımıza devam edelim. Böyle bugün bir ciğerim yanıyor. Böyle ağzım yanıyor. Anlatamıyorum, konuşamıyorum bile. Çok ama çok acılı günler diyorum ama gülüyoruz aynı zamanda. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hı hı. Sesim iyi aslında ama bazı sebeplerden dolayı böyle çıkıyor bir süreliğine. Evet, ne isteyeceğiz? Yine böyle insan hakları ihlallerinin. İnsan hakları, gülme çocuğum gülme. Yine tutuklamalardan bahsedip de. Tamam, sen güleceksin. Dışarıya çık, gül öyle gel. Hadi, çık dışarı. Evet efendim, bu arada ben de hemen bir video, bir klip verdik. Samet'indi değil mi? Zaman Geçer şarkısının da video klibini verdik aynı zamanda. Kendisiyle iletişime geçtiğimizde, daha doğrusu ekip arkadaşlarım iletişime geçtiğinde çok memnun oldu. Bir daha vereceğiz o şarkıyı çünkü genç kardeşimiz de duyulsun istiyoruz. Güzel şarkılar yapıyor, güzel sesi var. Efendim, onu verecekmiş. Evet efendim, bir dakika. Evet efendim, mikrofonda bir sorun oldu, o yüzden açıp kapattım. Kıyış Yaşayış'tan verdik. Aslında Bayböre çok güzel bir Kıyış Yaşayış videosu hazırlamıştı ama yani almıştık, hazırlamıştık. Yayın akışında vardı. Fakat sebebini bilmediğimiz bir şeyden dolayı yayınlayamadık onu. Bugün birazdan insan haklarından bahsedeceğiz. Uluslararası Af Örgütü'nden, AGİT'ten bahsedeceğiz. Rusya'ya bir çağrımız var iken onu aitacakmış. Allah nasip ederse. Tabii şimdilik aitamaymış. Niçin? Çünkü Bayböre kulme krizine girdi. Alınacak halimize gülüyoruz efendim. Ne olacak başka? Dep aytamız. Başka ne aytabiliriz ki zaten? Cancoydu, sen de ne etip durasın? Katesin, arosun mu? Hemen Terenç konunu değiştir çünkü bomacak. Bu yerleri ayarlıyorum, biraz dağınık olmuş. He, onları ayarlıyorsun. Evet. Evet, hakemden müsaade istiyor Bayböre. Evet. Geldi, evet efendim. Geldi Bayböre de. Kaldığımız yerden devam edelim. Ben evet. Noktaları aktarayım. Evet, noktaları kaldığımız yerden devam edelim. Haydi. Tamam. Bu sefer yine en son Server Mustafayev'in isminden bahsetmiştik. Hı-hı. Yeni tutuklamalarda onu da bayağı uzun süredir tutuklu. Server Mustafayev ve burada Kırım Dayanışma Sivil Teşkilat Koordinatörü'nden bir haberimiz var. 31 Ekim tarihli. Burada onun hapishanede tutuklu olunduğu şartlardan bahsetmiş. Biraz da o tarafa bakarsak işkenceden farksız olduğunu belirtiyor. Yani 4 metrekarelik bir hücrede alıkonulduğundan söylüyor. Bir tutsak daha yerleşti. Yani 4 metrekarelik bir yerde 2 tane kişi tutsak tutuluyor. Biri de Server Mustafa'ya tutuklulardan. Bir lavabo, tuvalet, hepsi bunlar, yemek yedikleri masa. Oradan için böyle tıkıştırıyor. Yani insanın yaşayabileceği şartlardan uzak olduğundan bahsediyor da. Burada Server'in dilek
bunun durumu düzeltilmesi için yeni dilekçeler demokratik yollardan başvurduğunu ancak dikkate alınmadığından bahsediyor. Kırım'da yarışma sivil teşkilatı koordinatörü. Burada sadece artık tutuklanıp da hapse atıp hani orada bekletip işte psikolojik olarak yıldırmaktan ziyade artık bunların yaşam şartlarına da yönelik bir faaliyetlerde bulunduğunu görüyoruz burada. Yani ilk önceden farklı şartlarda yaşanmaya mecbur bırakıyor. Ondan artık hem psikolojik, sosyal değil artık fiziksel yönden de yıpranmalarına sebep olduğundan görüyoruz. Tabii bu sadece bir tane Server Mustayev'den örnek verdik. Biz onu bunun gibi daha kaç tane tutuklu zaten Kırım'da soydaşımız var ya da diğer bahsettiğimiz gibi insan hakları savunucu var. Olsun yüzücü olsun ya da diğer sporcular olsun. Bunlardan hepsinden tutuklular var Kalakay. Yani buna yönelik bu psikolojik hani sosyal yıldırmaktan artık fiziksel yıldırmaya geçtiğinden bahsettik ki. Yani bu durum sence yeni nasıl yorumlarsın Kalakay? Burada da bir soru yönelteyim de. Bu gene hani bizim mücadelemizden geri dönmemize sebep olmaz ama zaten burada Mustayev'in resimlerine baktığımızda yeni o da tutuklanıp askerlerle giderken yine bir gülerek hani onları dikkate almama gibi ifadesi var. Yine bir motivasyonun yüksek olduğunu görüyoruz ama işgalcilerin de bu şekilde faaliyetleri var. Bunu nasıl değerlendirirsin? Ya bu işgalcilerin zaten hani bu genel olarak yaptığı şey toplumu bastırma ve olaydan soyutlama mevzusu. Bu tarz olayları Sovyetler döneminde de karşılaştık. Şimdi de karşı karşıyayız. Yani sadece isim değişti. Yani ürün aynı ürün, mal aynı mal. Sadece ismi değişti. Yani hani bazen çikolata alırsın, iki firmanın farklı çikolatası da ama ürün aynıdır. Onun gibi bir şey bu durumda. Ya bu yani bir şey söylenemiyor yani açıkçası. Yani sinkaf eylemekten başka hiçbir şey yapamıyoruz. Evet aslında öyle. Yani bu duruma karşı hani artık sadece tepkiler biz orada kendi başımıza da mücadele etmediğimizden de bahsedeceğiz bir de. Evet. Uluslararası Af Örgütü ve AGİT'ten burada çağrılar var. İlk olarak ondan bahsederek biraz da uluslararası platformdaki bu durumun değerlendirmesinin yankılarına bakalım. Burada gene ilk olarak Server Mustayev'in bu şartlarına yönelik bir serbest bırakılma çağrısından görüyoruz. Burada insan hakları savunucuları burada diğer hani milli mücadele, milli harekette olduğu gibi hani orada da işte Saharov ve Grigorenko destekliyordu. Burada da Rusya şeyine geldiğimizde, federasyonunda burada da yine onların bir nevi temsilciler olan insan hakları savunucuları bizi destekliyor. Ve Rusya başsavcılığına kendileri müracaat ediyor. Yine bunlar da Kırım Tatar değil. Yani onda ayrıntıyı kaçırmayalım. Bunlar işkence ve diğer kötü muamelelere maruz kalmaması, şartlarının iyileştirilmesi için gerekli adımların atılmasını istiyor. Bunlar gene işgalci Rusya tarafından oyalanmalar taktikleri. Yani taktik de hep aynı gene isim değişse dedin sen gibi. Sovyetlerde de aynı öyle oyalama taktikleri olmuştu bizlere. Burada da yine aynılar var. Sonra da Uluslararası Af Örgütü de yine bu 4 metrekarelik duruma dikkat çekmiş. Ondan sonra AGİT de aynı şekilde dikkat çekmiş. Bunların Rusya'ya yönelik ilk çağrısı var serbest bırakılması için. Burada hem Server Mustafa ve diğer bütün Kırım'daki insan hakları savunucuları olsun, diğer siyasi tutuklular olsun. Onların da en azından bırakmasanız bile şartlarını iyileştirin. Yani bunlar da insan hani sonuçta baktığımızda yani. Onların yaşayabilmesi için uygun ortamı oluşturun gibi çağrıları orada gözüküyor. Evet. Ben aldım. Kanırım bir noktaya mı bakacaksın? Arkası şey yani. Arkası bilimsel bir yazı, önü bizim yazı. Evet. İlginç bir durum. O zaman böyle biraz da spikerler gibi bir şey yapalım. yok. Ya haberleri az da ben anlatayım da şey olmasın ya. Sıkıcı tek olmasın. Ses mi olmasın? Yani. Tek ses olmasın aynı. Bahçesaray'da Kırım Tatarlarının evine baskın. Evet. Bir onlara da birazdan geçecektik istatistik olarak. Aynen. İşgalciler 21 Mayıs tarihinde Bahçesaray'da Kırım Tatarlarının evine baskın düzenledi. Baskınlardan birinin Kırım Dayanışma Sivil Toplum Teşkilatı aktivisti Server Mustafayev'in evine düzenlendiği belirtilmiş. Diğer baskının ise Kırım Tatarı Edem Smailov'un evine gerçekleştirildiği bildirildi. Kırım Tatarları alıkonuldu deniliyor. Evet, oraya da bakalım. Bugün böyle ilginç bir teknik metot deniyoruz. Evlerinde yasa dışı arama yapılan Server Mustafayev ve Edem Smailov'un arama sonrasında
işgalciler tarafından Ak Mescid'e götürüldüğü bildirilmiş. Kırım Tatarlarının Rusya'da yasak olan Hizbut Tahrir Teşkilatı'nın üyesi olmakla suçlandığı ileri sürülüyor. Hadi canım oradan diyoruz biz de onlara. Hatta diğer bir altı sorun Tatar'ı diye burada sayılıyor. Onlar da 11 Ekim 2017'de tutuklanmış burada. Yani burada Süleyman Aslanov, hatta evinde bir kez değil, iki kez değil, üç kez arama yapılan Seyran Saliyev aktivistimiz var. Timur İbrahimov var gibi aktivistlerin isimleri de sayılıyor. Bu tek dosya mı? Elmettu. Devamı var mı? Evet, yok o yok. Bunu anlatmayacağız mı? Yok anlatacağız. Haber. O diğer dosyaymış. Pardon. Tamam. Yanlış gördüm, özür dilerim. Evet, devam edelim. Orada yine bu Kırım Tatar Kaynak Merkezi'nin de bu duruma karşı yapmış olduğu bir rapor da haberi var. Evet, bu yeni haberde İskender yine... Bariyev ağamızın başkanlığındaki Kırım Tatar Kaynak Merkezi'nin insan hakları ihlallerini orada topladı. En güncel rapor diyebiliriz onun için. Evet. Şöyle ki 2019 yılının ilk 9 ayında, 9 ayı boyunca yaşayan insan hakları ihlallerinin sonuçları ve analizlerini sunmuşlar. İşgaldeki durum açıkçası raporumuza göre şöyle ki 9 ay boyunca 80 arama, 126 gözaltı, yani 126 ayrı vatandaştan bahsediyoruz burada. 169 sorgulama ve görüşme, ki sorgulamalarını çok iyi biliriz. Evet. Sayımız artıyor. 282 tutuklama gerçekleşmiş. 213 gözaltı süresinin uzatılması dahil olmak üzere toplam 578 yasal süreç hakkının ihlali, 90 fiziksel ve zihinsel sağlık bakımı hakkının ihlali vakası cereyan eylemiş ve 9 siyasi mahkumun yasa dışı olarak başka bir yere sevk edilmesi durumu söz konusuymuş. Burada aynı zamanda ekolojik imhanın da bilgisi var bu raporda. Yani sadece insanlar yönelik diye bireysel şey... ya da biz insanoğluyla alakalı değil. Aynı zamanda ekolojiye de zarar veriyorlar. Yetmiyor. Siyasi tutuklara daha sert suçlamalarda bulunuyorlar. Daha sert müdahalelerde bulunuyorlar. Hatta Hansaray'a yaptıklarını da hatırlıyoruz. Yani sadece kültür mirasımıza da yönelik her türlü gözlerinin artık kan mı bürümüş, ne diyeyim, bürümüş denir kalakay. Adamlar korkuyor, korkuyor. Yani, neyse. Evet. Bu rapor 23 Ekim 2019 yılında yayınlandı. 113 Kırım Tatarı olmak üzere toplam 126 kişiyi alıkoymuşlar. Kimler? İşgala elinde bulunduran o Ruslar. Geçen senenin aynı döneminde, bakın artışa bakın, 65'i Kırım Tatarı olmak üzere 91 kişiyi alıkoyarken bu sene, yani 2019 yılında 126'ya çıkmış ve Tatarların sayısı da artmış. 113 tanesi Kırım Tatarı. Sayı gittikçe artıyor. Bu bir tehlike aslında ama umarım görürler. Yani bu tehlikenin görülmesi, fark edilmesi gerekiyor. Yani başka bir açıklaması yok. Olamaz yani. Evet efendim. Genç Tatar olarak da evet, Arıvaysa'mız boş durmamış. Hemen haberlerin kaynaklarını da yollamış bize. Sağ olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Arıvaysa'ya. Ağrıdan olmasına rağmen hala aramızdaki bir şey. Hala aramızdaki gibi. Sağ olsun. Teşekkür ederiz ona. Evet. Rapora bakıyoruz. 2018 yılının neredeyse demişiz. 68 Kırım Tatar olmak üzere, evlerinde olmak üzere 79 arama yapılmış. Ne zaman? Ne zaman yapılmış? Aşağı yukarı 2018'de yapılan arama sayısı 79. 68'i Kırım Tatarı'nın evi. 2019 yılı, 2018 yılı verileri birbirine çok yakın. Ve bunlar tehlikeli bireyler için. Bir sorun teşkil etmiş. Şu anda bir sorunumuz var. Onu görmeye çalışıyorum. Yayınla alakalı. Umarım yayınla alakalı bir sorun yoktur diye umut ediyorum. Bu arada hemen kontrol ediyorum. Burada bir yorum daha gelmiş. Güneş evet, Günver Hanım'dan. Selamlar, saygılar, sevgiler diyerek yorumunu göndermiş. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizlere saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz diyelim. Burada hemen bende Namık Kemal Bayar abimizden biri. Yani Twitter hesabından var. Ondan bir haber. 12 Kasım'da işgalcilerin sözde mahkemesinden çıkan bir haberi aktarmak istedim. Burada İnver Bekirov 18 yıl, Emir Hüseyin Kuku 12 yıl, Vadim Siriku 12 yıl,
Arsen Cepparov 7 yıl ve Refat Alimov 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı en güncel olarak. Evet. Burada bunlar da yine Server Mustafa gibi hani sözde Hizbut Tahrir davasından cezaya çarptırıldı. Bunda bunlar tabi ilk değil, son da değil. Bunların da yani yayın başımızda dedik hani formatı biraz değiştirerek bahsettik bu yayında. Bir konu anlatmaktan ziyade yani konular da bizim için önemli tabi. Hani tarihimizde ne olup bitti ama biraz da güncel olaylardan bu duruma biraz farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Hani artık sesimizi yükseltmemiz lazım diye düşünerek bu şekilde yaptık. Evet. Şimdi gelelim bu zat şahaneler acaba neden hani bu insana bir suçlama olması gerekiyor? Suçlamalardan biri Hizbut Tahrir örgüt üyesi olması. Suçlama sadece bu. Ocak ve Eylül 2019 döneminde Numan Çelebi Cihan Tabur üyesi olması. Rusya'da yasaklanmış olan Yehova Şahitleri örgütünün faaliyetlerine katılma ve güya aşırıcı sembol sergileme bahanesi gibi bahanelerimiz var. Hı hı. Evet efendim gelelim. 10-11 Temmuz 2019'da Moskova düzenlenen protesto eylemleri sırasında 53 Kırım Tatar aktivisti gözaltına alınmış. Daha sonra bu aktiviste para cezası verilmiş. Yani galiba adamların parası da yok. Bizden para alıyorlar herhalde. Hatta o Kırım para cezasına atan Kırım'daki soydaşlarımızın çok güzel bir cevabı olmuştu. Yine belki onu hatırlıyoruz bilmiyorum. Evet. Bir maraton başlatılmıştı ve o zamanki 1 rubleydi ya da hani bizdeki 1 lira gibi tekabül edin. Oradaki aynen, en düşük şekilde en bütün düşük, paraları tüm parayı düşünün. Yani bizim 1 liramız gibi. Onunla toplayıp ödenmişti. Bu en son hatırladığım kadarıyla Google'la Apple üzerinde mi? Apple'la Samsung üzerinde olmuştu. Aynı yani ona benzer bir olay. Evet. Çok güzel bir cevaptı. Yani sizin bozuk işinizi ancak böyle bozuk paralar idare eder şeklinde. Şöyle yapalım. Raporda bulunan ifadeleri direkt aynı şekilde alıntı yaptığımız gibi okuyalım. Daha sonra başka bir şeyimiz var mı? Burada Birleşmiş Milletler'in Kırım Tatarı var. Tamamdır. O zaman efendim işgal eden yarımada sistematik baskının devam ettiğini belirten raporda şu şekilde anlatılmakta. 2019 yılının ilk 9 ayında Kırım Tatar ve Ukrayna yanlısı aktivistler baskıya uğradı. Aramaların çoğu siyasi veya dini nedenlere dayanıyor. Rus güçlerinin yasa dışı eylemleri çoğunlukla Kırımlıların güya Rusya'da yasaklanan örgütleriyle bağlantılı. Bu örgütler Hizbut Tahrir, Yehova Şahitleri ve ayrıca sözde yasa dışı silahlı gruplar. Böylece işgalci yönetim Kırım Tatar halkının terörist ve aşırıcı olarak göstererek Rusya uluslararası toplumun gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bununla birlikte Kırım'ın camilerinde, siyaset tutsakların hücrelerinde ve Kırım Tatar Milli Meclisi üyelerinin evlerinde aramalar düzenlendi diyor. Efendim raporu da bu şekilde beyan etmektedir. Tabi arkadaşlar çok iyi bilir yani karşı taraf. Yasa dışı silahlı örgüt muhabbetlerini onlar daha iyi bilir. Onların bir desteklediği bir sürü grup olduğu için. Ama sözde biz destekliyoruz. Hani onlar işte, vatan kurtaran yani, sağlıklar. Bizim ülkemize bile yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bile karşı olan toprak bütünlüğüne zarar veren örgütleri bile kendileri destekliyor ama neyse bunlara fazla şey yapmayalım. Bilmiyorum. Evet, Birleşmiş Milletler'de Kırım tasarısı kabul edildi. Bu konuya girelim. Burada da yani dünya üzerinde kabul edebileceğimiz belki de en üst platformlardan birisidir Birleşmiş Milletler. 14 Kasım tarihli yine güncel bir haberimiz. Bu da yakın zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3. komitesi İşgal altındaki vatan Kırım'da bunun yapılan insan hakları ihlallerine ilişkin karar tasarısını kabul etti. Yani 67 üye ülkesi, yani kurulun 67 üye ülkesi kararı destekliyor. 23 ülke karşı çıktı buraya. Aslında ezici üstünlükle o karar tasarısı kabul edilmiş gözüküyor burada. Evet, bu reddeden ülkeleri de umarım araştırır görürsünüz. Yani biz şimdi burada açıklarsak kızarsınız bize ama kendi gözlerinize görürseniz eğer yok canım diyeceksiniz. Yani ne olay? Orada her şey açık aslında. Her şey açık bir şekilde görünüyor. Söz konusu kararda da işgal edilen Kırım'da insan hakları, havuz hakları savunucuları ve aktivistlerin tutuklanmaları, Kırım'da yaşayan Ukrayna vatandaşlarının yasa dışı olarak Rus ordusuna zorunlu askerlik hizmeti için gönderildiği kınanıyor. Ayrıca karar Kırım işgaline karşı çıkanların serbest bırakılmasını tekrar talep ediyor. Ve aynı zamanda belki burada uluslararası topluma
Kırım'daki insan hakları ihlallerinin takip edilmesi, araştırılması, kınanmasına yönelik bu çabaların, çalışmaların devam etmesine yönelik çağrı kaydediliyor. Ve bu yılın karar, bu yılın Aralık ayında da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından oylamaya sunulacağı belirtiliyor Kalık. Hadi inşallah kabul olur diyelim efendim. Efendim, Vatan Kırım'dan sizlere aktarabileceğimiz haberler bu kadar. Kendi yorumumuzu kattık, bir şeyler anlatmaya çalıştık, nelerin olduğunu söylemeye çalıştık ve bir müzik arasını düşündük. Bir müzik arası veriyoruz efendim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim yayına. İnşallah devam edeceğiz. Bir müzik arası veriyoruz efendim. İnşallah hemen ayarlıyoruz ve bir müzik arası veriyoruz sizlere. Evet efendim. Şöyle yapalım. Dilaver Çobanov'un İncittim diyor. Sizlerle. Başına gel gene, acı.
Efendim kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz. Haberlerimiz bitti, konuşmalarımız bitti. Şimdi ben bu ballarga katında iki tane bala var. Olarga tapmaca, bilmece soracak mı? Odunları inşallah tapacaklar. İnşallah. Karamanız lan. Kopya çekmeyin. Karamasa şu. Ne için karaysın? Yani öyle kafayı rıza. Uyanık bala. Alma versem almay, artımdan da kalmay deyip soraganlar. Evet, Türkçesini bulursam inşallah söyleyeceğim. Alma verirsem almaz, arkamdan da kalmaz. Bulmacamız, bilmecemiz nedir size? Bilin bakalım. Bence para. Sen çok para görsün ya bu madde. Alma parayı versen alırlar ya. Artından kalmayı öyle düşün ya. Artından kalma yani. Hep artından kere. Sizin artınızdan ne gelir? Kuyruğunuz bu mağanına göre keçeden ne gelir? Köçelerin ne gelir ulan? Gece uyurken. Ulan buna bu ne? Aşağı düşken ne? Gölge. Gölge mi? Gölgeyken. O da önce Türkçesini söyleyeyim. Ondan sonra Tatarcasını söyleyeyim. O evde bir harman, bu evde bir harman. Bunu bilmeyen ahmak demişler. Kaçıncı şeyimiz? 16. sorumuz. Ana uyuda bir şeltek, mına uyuda bir şeltek. Onu bilmeyen tentek. Tentek akaydı. Neymiş? Neymiş? Valla. Neymiş? Tekrarlayayım mı? Tekrarlayayım. O evde bir harman, bu evde bir harman, bunu bilmeyen ahmak. O evde bir harman. Ana uyge bir şeltek, mına uyge bir şeltek, onu bilmeyen tentek. Yani şimdi tentek de bulmak istemeydi ama. Ahmak da bulmak istemeyip olsan düşüneceksin yani. Düşüneyimiz de. Tamam Aysin. Bir ipucu versen belki tabarız. Yani şimdi şundayım. Arap kızı kayırdan karay. Ha, camdan kar. Camın bolgan yerinde ne aytamız biz? Camın bolgan yerinde? He. Pencere. He. Pencere acaba? Pencere mi? Tabii lan pencere. Aha bak. Şu çok hoşuma gitti. Bunu ben çok severim.
Anav üyde vay vay, mınav üyde vay vay. Asanşı da may kaynay. Degen. Bu, hemen şunu da belirtelim. Dobruca Türk Halk Edebiyatı Metinleri kitabından alıyoruz. Profesör Doktor Enver Mahmut ve Doktor Nedret Mahmut'un eseri. Zaten insanlar sıkıldı. Ben de sırf zaten böyle bir şeyler okuyayım diyorum. Şu ev içinde vay vay, bu ev içinde vay vay. Hasan Şı'da yağ kaynar. Çibörek. May deyince aklıma çibörek geldi. Allah helal olsun. Bildin ya. Yani may deyince başka bir şey gelmiyor aklıma. Ya benim de aklıma gelmiyor. Evet. Yer altında yağlı kemer. Ya, yer altında yağlı kemer. Evet. Yer altında yağlı kemer. Kara kara kara. Cinabet. Bence o ancak dinle şimdi hiç. Cel aslında mali kayış. Bana. Yılan. Yılan. Evet doğru bildin. Aferin. Yok yılan demedim. Demedim. Cılan demedin mi? Yılan cevap. Bana. Cılandı. Cılan boldu. Ketti. Benim sürgenim kız kayda ketti. Dep soraylar ballar. Senin tavasını mı bilmeyeyim ben. Evet sürgen efendim. Sürgen kızım bu olsa tam belki olabilir. Olaydı. Yok sürgen kızın yok mu senin? Yok. Kayda şu senin sürgen kızın. Bilmeyim ben kayırları. Senin sürgen var mı? Yok. Bence onun var da bizden saklar. Saklaysın mı senin abinle? Yok yok. Yani, ben abimle mi bulamam? Aa saklaysın. Bilmiyorum birkaç duyumlar aldık da. Duydun ha? Hı-hı. Yani bazı şey iletişime geçilmiş yani bazı mesajlar gelmiş de. Şimdi bizim bir şeyimiz var bilirsiniz. Bir evinin suyduğu olsa ve oman barabar olsa günümüzün tabiriyle flört ediyorsa ekip ki tatlı alırlar. Ondan bir şey var olsa bir daha kelgende tatlı ne yap ki? Yani aytmaya gerek yok. Aytmaya gerek yok yani. Evet efendim. 16 Kasım 2019 gününün yayının sonuna geldik. Son kez bir yorumlara bakalım. Sen de iOS'a gönderdim yorum var mı ona bir bak. Ya. Şu anda yok. Evet efendim o zaman bugünün sonuna geldik. 42. yayında böyle olsun. Gönül isterdi ki 1 saat 42 dakika olsun öyle bitirelim ama bayağı zaman çalacak. Bayağı uzun zaman olacak. O yüzden yavaş yavaş bitirelim. Son sözleri alalım. Can Joydu'ya verelim önce sözü. Can Joydu son kez ne söylemek istersin? Son kez. Yani bugünün son kezi. Bugünün son kezi. Yani aramızdan kovalamıyoruz. Yok kovalamazsınız da. Dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Dinledikleri için. Eyvallah. Sayı biraz düştü son zamanlarda herhalde. Sıkıcı oldu. Galiba. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Benden bu kadar. Cancı oydu. O zaman. Sıra bende mi? Sıra sende Baybülü. Sen söyle. Son sözlerini. Evet. Şimdi yani bu yayında biraz güncel olaylara, Rıfkırım'daki son durum hakkındaki raporlara dikkat çekmeye çalıştık elimizden geldiğince. Yani artık bunların da daha fazla bir şekilde yani konuşup tartışmamız gerektiğini artık bunlar tutuklamaların sayısı olsun ya da ihlallerin sayısı olsun artık önlenemeyecek şekilde hani artmaya başladı güncel olarak. Yayında da bahsettik yani tutuklama kararları 12 yıla varan hapis cezaları verilmeye başladı sözde makamlar tarafından. Bunların bir şekilde hani önüne geçmemiz gerekiyor. Bunları işgalci Rusya'nın bunlara malzeme çıkarmasına yani vermesine engel olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda da buna yönelik ben çalışacağımıza yani ilk olarak hapishanedeki insan hakları, savunucular, tutuklularımıza, soydaşlarımızın oradan kurtulacağını, daha sonra da vatanımızın işgalcilerin elinden kurtulacağına dair benim ümidim tam. İnşallah bunun o günleri de göreceğiz diye ümit ediyorum. Yani benim de son sözlerim bu kadar değil. Eyvallah. Bana bir şey bırakmadın açıkçası. Uzun uzun konuştun. Güzel güzel anlattın. Tebrik ederim seni. Evet efendim. Baybörü'nün temennilerinde aynı şekilde ben de bulunmaktayım. 42. yayınımızın son saniyelerinde, son dakikalarındayız. Bizi dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki yayınlarda da bizimle beraber olmanızı çok ama çok istiyoruz. Belki 2 yayın sonra Arvaysa'yı buraya alabiliriz. Bir konuşabiliriz. Hmm. Belki özel bir yayın yaparız Arvaysa özel yayını belli olmaz. Evet. Haftaya görüşmek dileğiyle o zaman. Kendinize iyi bakın. Ve ne olursa olsun
kendinizi üzmeyin ya, ne olursa olsun. Davamızda ilerlemek gerekiyor. O yüzden üzmeyin efendim. Sağlık bankanız, özünüz ağrı karanız.